Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'nin Halep kentinde düzenlediği operasyonlardan terör örgütü PKK'nın orman yangınları sorumlusu etkisiz hale getirildi. Önce o operasyonun detaylarını Ankara'dan Alparslan Çınar'dan alacağız. Alparslan bize çok daha detaylı ve kapsamlı aktaracak. Ardından da konuğumuz var. Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi Coşkun Başbuğ'a operasyona ilişkin tüm sorularımızı yönelteceğiz. Alparslan'a dönelim. Alparslan, bize durumu anlatır mısın, son dakika bilgisini? Göksu, belirttiğin gibi aslında son derece önemli, kritik bir operasyondu. Milli İstihbarat Teşkilatı son dönemde hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde sık sık operasyonlar gerçekleştiriyordu. Özellikle bugün gerçekleştirilen operasyonda da kırmızı listede olan, İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listede aradığı Şilan Emgihan Kod adlı Sabah Oğur Suriye Halep'te etkisiz hale getirilmiş oldu. Özellikle ifade ettiğin gibi Türkiye'de gerçekleştirilen orman yangınları ve şehir merkezlerine gerçekleştirilmesi beklenen eylemlere yönelik işte bu operasyonlar oldukça dikkat çekiciydi. Hatırlatalım, 2 gün önce Mersin'de polis evine gerçekleştirilen ve bir polisin şehit, bir polisin ise yaralandığı terör saldırısının hemen ardından işte bu operasyonda bir misilleme olarak okunabilir. Bu şekilde ifade edelim. Dediğimiz gibi kırmızı listede yer alıyordu Sabah Oğur. Aslında bir detay daha var. Sabah Oğur'un kardeşi Zehra Oğur da 2010 yılında yine aynı şekilde etkisiz hale getirilmişti. O da yine aynı şekilde PKK, KCK ve şehir yapılanması içerisinde yer alıyordu. Dediğimiz gibi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son dönemde özellikle hem orman yangını çıkaranlar hem de şehir merkezlerine gerçekleştirilmesi beklenen eylemlerle ilgili operasyonları devam ediyor Göksu. Alparslan'dan detayları dinledik. Şimdi Coşkun Hoca'ya soracağız. Coşkun Hocam, günaydın diyelim. Şimdi Mersin'deki bu saldırının hemen ardından gerçekleşti bu operasyon. Neler söylersiniz? Teröristin gençlik yapılanması içerisinde olduğu açıklandı. Operasyona ilişkin bilgileri aktarır mısınız bize? Şimdi Göksu, bu önemli bir operasyon. Bir kere o isimsiz kahramanları kutlamak lazım. Bu yiğitler, bu aslanlar sadece operasyon yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda da karşıya veya anlayana önemli mesajlar veriyor. Şimdi üzerine konuştuğumuz kişi, ekranda görülen mahlukat, hani insan katiline örgütün artık ellerinden kan damlayan örgütün alıştık. Ama orman katili dediğimiz, yani ateşin çocukları diye kendi içlerinde bir isim verdiği yapıda aktif görev alan bir kişi. Dolayısıyla zaten Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hem Suriye hem Irak'ta yürütmüş olduğu yoğun çalışmalar var. Burada istihbari anlamda ciddi operasyonları var. Bu operasyonların devamı olarak algılanmalı yapılan operasyon. Ama hani mesaj olarak şu çok önemli. Bakın, Süleymaniye'yi duyduk. Mahmur, Sincar, oraları duyduk. Ama Halep ilk kez dillendiriliyor. Keza 2 gün önce Ayinisa'da gene çok kritik bir operasyon gerçekleşti ki Ayinisa'yı ben hani şöyle konumlandırırım. Amerika'nın 2 tane üssünün olduğu ve alana en hakim olduğu yerlerden biri. Ve burada hani sözde bölge sorumlusu olarak adlandırılan kişiler Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla etkisiz hale getiriliyor. Ki bu kişilerin hani bırakın kendi içindeki o korumayı, Amerika CIA tarafından, diğer o bölgede teröre destek veren devletler tarafından da korunduğunu hatırlayalım. Ve siz şimdi böylesi bir ortamın içerisinde tereyağdan kıl çeker gibi sokak deyimiyle bir operasyon gerçekleştiriyorsunuz ve bu bahsettiğiniz istihbarat teşkilatları belki de bu operasyonun haberini sizler vasıtasıyla duyuyor. Haberleri dahi olmuyor. Bu ciddi bir handikap anlayan ülkeler için. Çünkü şu mesaj veriliyor, hani operasyonlar birlikte mesajı veriyor diye onun için başlık açtım. Ben senin en derinde, en güvende hissettiğin yerlerde gene alana hakim olan benim, gün ve saat geldiğinde de ben sana bu operasyonu gerçekleştirerek senin gerçek konumunu sahada gün yüzüne çıkarırım. Mesaj bu. Burada Amerika'nın teröre destek veren diğer devletlerin bana göre anlaması gereken olay şu. Burada Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan habersiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden habersiz bir terörist faaliyet yürütmenin veya teröre destek vermenin imkanı yok. Attıkları her adım, aldıkları her nefes yakından takip ediliyor ve gün ve saat geldiğinde operasyona dönüşüyor. Olaya bu mantıkla baktığınız takdirde bana göre Amerika ve diğer devletlerin yapması gereken bölgeden tası tarağı toplayıp gitmeleri. Çünkü bu operasyonların daha arkası var. Yani bu operasyonlar ilk değil, son da olmayacak. Dolayısıyla örgütün o sözde lider denilen, yani putlaştırılan kadrolarına yapılan bu operasyon örgüt içerisinde çok ciddi bozguna ve çözülmelere sebebiyet veriyor. Amerika'nın da zaten
veya diğer devletlerin derdi bu, çözülmeyi durdurmak. İşte bu nedenle biz Mersin'deki o saldırıyı yaşadık. Bu nedenle son günlerde özellikle sınırlarımızda artan terörist faaliyetlere şahitlik etmeye başladık. Tek amaç bu bahsettiğim psikolojik ortamı terse çevirmek. Ama bu yapılan operasyonlarla zaten bu tuzak da bozuluyor. Ki üzerine konuştuğumuz kişi... Bu net bir çözülmeyi yani düşünün, getirir mi terör örgütü grubunda? Çünkü Sayın Başbuğ, örgütün gençlik yapılanmasında sorumlu olduğu, işte orman yangınlarını konuşurken bu kişilerin orada görevde olduğu ve gençleri de aslında kendi içlerine almak istedikleri bir örgütün içindeki yapılanmadan söz ediyoruz. Çözülmeleri de beraberinde getirir mi bu yakalanmalar? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapmış olacağı operasyon. Kesinlikle, yani benim zaten esas... Kesinlikle. Benim zaten esas vurgulamak istediğim husus o. Yani dikkat edersen geçtiğimiz yıllarda böyle renkli kategoride arananlara pek konuşmaz idik. Çünkü piyon takımı bolca örgütte vardı ve ona destek veren yapılarda. Ve bunlar genellikle sahada kullanılıyordu. Fakat öylesine bir daralmanın içindeler ki artık sözde lider dediğimiz kadroları bir sahada görmeye başladık. Ve onlara yönelik bir takım operasyonlara şahitlik etmeye başladık. Üzerine konuştuğumuz kişi kırmızı kategoride aranan bir kişi. Ve dediğin gibi gençlik yapılanması gibi kritik yerlerde kullanılan bir terörist. Ve böyle bir teröristin sahada nokta operasyonları etkisiz hale getirilmesi hem örgüt içinde hem de ona destek verenler içinde de ciddi çözülmelere sebebiyet verecektir. Bir de şunu bakın, soralım Amerika, Sayın Başbuğ ve toparlayalım istiyorum. Mersin'deki terör saldırısına ilişkin de misilleme olarak değerlendirmek mümkün müdür? Bence pek mümkün değil. Çünkü ikisi birbirinden ayrı ayrı olaylar. Yani şöyle sanki misilleme deyince biliniyor ve o operasyon, yani o saldırıdan sonra bu operasyon gerçekleştirilecek bir algı oluşabilir. Peki. Ben öyle olduğu kanaatinde değilim. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı zaten burada 24 saat esaslı gece gündüz demeden ciddi teknik takipler yapıyor. Örgüt mensuplarıyla ilgili sürekli alanda ensesinde nefesinde seçecek şekilde ciddi bir takibat var teknik anlamda, istihbarat anlamında. Ben gün ve saat geldiği için bu operasyonun gerçekleştirildiği kanaatindeyim. Zira Irak ve Suriye'de işler bağımsız yürüyor istihbarat açısından. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başbuğ katkılarınızdan dolayı. MİT'ten Halep'te nokta operasyonuyla ilişkili ayrıntıları aktardık.